Bilim Hayattır Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatla yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programına hepiniz hoş geldiniz. Program danışmanımız doçent doktor Eren ile birlikte bizler, Aylin Turgut Ecevit, Teknik Yönetmenlerimiz Olcay Aydemir ile Emine Ertürk Karaaslan ve ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün birbirinden değerli konuklarımızla ODTÜ Teknokenti, genel olarak teknokentlerin kuruluş amacı ve hedeflerini, bunun yanı sıra girişimcilik konusundaki çalışmaları, genç girişimcilere destekleri ve önerileri, uygulamaları konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Şimdi stüdyomuzda ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Sayın Serdar Alemdar var. Sayın Alemdar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim ODTÜ Teknokent'in kuruluş amacından bahsedelim isterseniz öncelikle ve üzerine de ben şu soruyu ekleyeyim. Kurulduğundan bu yana ne gibi çalışmalar yapılıyor? ODTÜ'de Teknokent'in ilk nüvesi 90'ların ortasında atılmış aslında. Hatta 90'ların başında COSGAP'le birlikte açılan TEKMER, Teknoloji Merkezi binasıyla beraber Türkiye'deki üniversitedeki bilginin ticarileşmesi konusundaki ilk çalışmalar ODTÜ'de başlamış. Ve 2001 yılında resmi adıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknopark veya Teknokent olarak daha bildiğimiz tabiriyle 2001 yılında bu yasanın çıkmasıyla aslında operasyonelize resmi olarak başlamış oluyor. 2001 yılından bu yana 19. senemiz ODTÜ Teknokent ilk günden beri üniversitedeki yüksek teknolojiyi ve know-how'ı ticarileştirme amacıyla firmalara ev sahipliği yapıyor. Fiziksel alan sunmanın ötesinde girişimciliği ve ticarileşmeyi destekleme konusunda yürüttüğü çeşitli programlarla firmaların büyümelerini destekliyor. Şu anda 410 civarında firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bunların %70'i ilk kez ilk tescillerini Otlu Teknokent'te yapmış firmalar. Tahmin edebileceğiniz gibi ağırlıklı olarak yüksek teknolojide savunma sanayi, yazılım, sağlık teknolojileri, enerji teknolojileri gibi konularda çalışan 410 tane firmaya ev sahipliği yapıyoruz şu anda. Peki şimdi o çok popüler kavrama gelelim istiyorum hemen. Girişimcilik. Girişimcilik nedir? Girişimcilik iş kurmak aslında ilk genel tabiriyle bir ticari bir faaliyete başlatmak. Genelde iki veya üç tane birbirini tamamlayan bir kurucu ekibin bir araya gelmesiyle başlayan bir yolculuk. Girişimcilikle girişkenlik çok karıştırılıyor Türkiye'de. Girişken bir kişilik karakteri olması iyi bir şey, kötü bir şey değil tabii ki. Ama girişimci dediğimiz insan aslında bir sorun gören, gelecekteki sorunları öngörebilen, bunlara çözüm üretebilen ve bu çözümlerin de bir iş modeliyle, ticari bir modelle kar üreterek ticarileşmesini başarabilen insanlar grubu aslında. Tek bir insandan girişimci olur mu? Tek kuruculu şirket olur mu? Olur tabii ki. Aslında ülkemizde bu çok daha yaygın. Ama girişimcilik zor bir süreç inişleri ve çıkışları gün içerisinde beş kere yaşadığınız bir süreç. Bu süreçte dayanabilmek adına biraz psikolojik destek anlamında belki en az iki ortağın veya üç ortağın olması ideal bir kurgu gibi gözüküyor. Bir girişimin başarılı olabilmesi için değişik kişilik tiplerine ihtiyaç var. Genelde bir fikir insanı, bir teknik insan olması gerekiyor. Bir tane de belki biraz daha böyle satışa yönelik, dışa dönük karakterli birinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu üç özelliği tek bir kişide bulmak nadir oluyor açıkçası hele yüksek teknoloji dünyasında. Dolayısıyla iki üç ortaklı girişimler daha başarılı oluyorlar. Teknokent'te girişimcilere yol gösterme, onları yönlendirme çalışmaları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Eğer varsa bizimle örneklerde paylaşmak isterseniz memnun olurum. Tabii ki şimdi teknoloji geliştirme bölgeleri yasası çerçevesinde teknokentlerde yer alan firmalara çeşitli vergi muafiyetleri sunuluyor. Bu yasanın bize sağladığı ve bence dünyada eşit benzeri pek olmayan oldukça cömert bir teşvik mekanizması var. Temel olarak bu bölgede yürütülen arge temelli işlerde gelir vergisi muafiyeti var. Buradan yapılan yazılım lisansları satışları vesaire gibi belli çerçevelerdeki satışlarda kurumlar vergisi istisnaları var. SGK işveren payının bir kısmının hazine tarafından karşılanması var vesaire vesaire. Bu destekler tüm teknoloji geliştirme bölgelerinde uygulanan ve yasanın belirlediği şeyler. Bunlar temel olarak firmaların baştaki kısıtlı kaynaklarıyla ticari ürüne gitme sürecindeki yolculuğun süresini uzatmayı sağlayan mekanizmalar. Biz Otlu Teknokent olarak yasanın bize sunduğu teşviklerin ötesinde hizmetler sağlıyoruz. Çeşitli hızlandırma programları yürütüyoruz. Aslında en bilinen programlarımızdan biri Yeni Fikirler Yeni İşler, YFYİ olarak bilinen programımız. 2005 yılından beri yürüyen bir program. Bu sene 15.sini yaptık, 16.sını yapacağız 2020'de. Zaman içerisinde bir evrim geçirmekle birlikte ilk baştaki kurgusunda bir mezun grubun veya öğrenci grubunun veya yani illa ottürlü olmak zorunda da değil girişimcinin bunların fikirlerini minimum viable product dediğimiz işte satılabilirmiş gibi gözüken ilk ürüne getirmek yönünde programlar yürütüyoruz. Bu süreçte girişimcilerin pek çok ihtiyaçları oluyor. Bizim girişimcilerimiz temel olarak mühendisler veya işte bilim insanlarından oluşuyor. Bunlar bir ticaret nedir, fatura nedir, muhtasar nedir gibi kavramları pek bilmiyorlar. Öncelikle bu konularda bir eğitimler sağlıyoruz. Daha sonra teknik validasyon konusunda yönlendirmeler yapıyoruz. Burada üniversiteyle işbirliği sağlıyoruz. Üniversitede o konunu bilen akademisyenlerin desteklerini sağlıyoruz. Ve günün sonunda da yüzlerce fikirle başlayan sürecin sonunda 20-25 tanesi her sene değişiyor bu sayının bir sahnede yer aldığı ve bu sahnenin sonunda da çeşitli para ödülleri veya aynı ödüllerin verildiği bir kurgumuz var. Bunun dışında TÜBİTAK'ın bireysel gelişimcilik geliştirme BIG programının uygulayıcı kuruluşlarından biriyiz ilk gününden beri. Bu çerçevede de ARGE boyutu daha kuvvetli startuplarımızı, girişimlerimizi TÜBİTAK BIG programına başvurmaya ve daha sonrasında kazananların da ODTÜ Teknokent'te Kuluçka merkezimizde yolculuklarına başlamalarını destek oluyoruz. ODTÜ'nün uluslararası bacağının da güçlü olması sebebiyle bir de San Francisco'da yürüttüğümüz işte Growth Circuit adında verdiğimiz bir hızlandırma programımız daha var. Bunda daha çok global doğan startuplar için kurguladığımız ve Ankara'da yapılan eğitimler ve sonrasında da San Francisco'da Silikon Vadisi'nde 7 haftaya kadar bir süre geçirilerek buradaki yine fikrin teknik veya ticari validasyonunun sağlandığı ve bu sürecin eğitimlerle, mentorluk veya executive in residence dediğimiz programlarla firmalara girişimcilere ihtiyaç duydukları konularda yön göstererek bir an önce veya en hızlı şekilde pazara çıkmalarını veya çıkmamalarını bu fikrin olmadığının da mümkün olan en kısa sürede görülmesini teşvik eden programlar yapıyoruz. Son olarak da 3 yıldır bu sene üçüncüsünü yapacağız. Labs out adı altında Akademisyenlere yönelik girişimciliği desteklediğimiz bir programımız var. Yine San Francisco bacağı olan. Burada da üniversitedeki akademisyenlerin fikirlerini veya buluşlarını ticarileştirmeleri yönünde bir teşvik mekanizması ve hızlandırma programı kurguluyoruz. Başarıyla da sonuçlarını görüyoruz. Otto TeknoKent ülkemizde alanında ilk olma özelliğini taşıyor ve bu bağlamda da tecrübesi çok yüksek. O yüzden böyle bir soru yönelteceğim size. Bir ülkenin ekonomisi için Teknokentlerin girişimci sayılarının ve bu girişimcilerin niteliğinin önemi nedir? Teknokentler veya teknoloji tabanlı girişimlerin önemi katma değerli olmaları. Yani işte klasik benzetme şeydir. Kumu kum olarak satarsınız, işte tonu atıyorum 100 liradır. Kumu cam olarak satarsınız 1000 lira olur. Kumu silisyumdan çip yaparsınız, işte tonu bilmem kaç milyon dolardır. Bu katma değer aslında işte insanların kafasındaki bilginin ürünleştirilmesidir. Katma değerinde bilinen iki tane en yaygın şey var. Bir teknolojik bariyer koymak, diğeri de markalaşmak. Biz Teknokentler olarak firmalara bu iki alanda da destek olmaya çalışıyoruz. Teknoloji zaten kurucu ekiplerle birlikte geliyor. Üniversitenin altyapılarıyla da girişimlerimizi destekleyerek teknolojik bariyer bir konuda öncü olmak veya bir ilk giren avantajı sağlamalarını desteklemeye çalışıyoruz bir ürünü ilk yaptığınız zaman zaten ürüne adınızı koyabiliyorsunuz bazen. Bu iki katma değer çok önemli. Teknoparkların, teknokentlerin bence sağladıkları en büyük ekonomiye katkı bu. Bunun dışında bizim ODTÜ olarak belki biraz daha güçlü olan kasımız uluslararası boyutu. Bizdeki girişimlerin çoğu ihracatçı girişimciler oluyor. Teknoloji ürününde de öyle güzel bir şey ki sattığınız zaman sizde eksilmiyor. Domatesi sattığınız zaman içeride domatesin fiyatı yükselir. Oysa bir teknolojik ürün sattığınız zaman aslında içeride hiçbir şey eksilmiyor. Hatta bilakis yeni pazarlar, yeni bilgiler elde ettiğiniz için ürünleriniz zenginleşiyor. Biz ODTÜ Teknokent'te çıkan firmalar, savunma sanayi firmalarını biraz ayrı tutuyorum o sektörün yapısından dolayı. Biraz daha iç pazara dönük oluyorlar ama orada da uluslararasılaşma aslında belli bir seviyeye gelmiş durumda. Ama savunma sanayi firmaları dışındaki firmalarımızın hemen hemen hepsinin mutlaka bir ihracatları oluyor. Peki son olarak soracağım soru kadınlarla ilgili. Zira kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında eşit şartlarda çalışması çok önemli. Bu bağlamda Teknokent'teki girişimcilerin arasında kadınların ve ayrıca gençlerin oranı nedir? ODTÜ'de özellikle baktığımızda ODTÜ'den mezun olan son sınıf öğrencileri bitirme projelerinde bir araya gelen ekipler veya bir şekilde birbirini tanıyan ekipler mutlaka bir bizim süreçlerimizden geçip bir işe giriyorlar. Bu konuda da yeni aslında yakın zamanda başlattığımız bizim de kendi girişimimizden bahsedeyim. Z Garaj adında ön kuluçka merkezi kurduk. Bu biraz özgün bir şey. ODTÜ'deki öğrenci topluluklarını bir araya getirdiğimiz ve öğrenciler tarafından yönetilen bir kuluçka merkezi kurduk. Teknoloji ve girişimcilik alanında çalışan ona yakın öğrenci topluluğu var ODTÜ'de. Bu öğrenci toplulukları çeşitli eğitimler, mentörlükler vesaireler sağlayarak girişimleri teknokentin programlarına yetiştiriyorlar diyelim. Burada her sene en az 20 tane proje fikri, iş fikri bu süreçlerden geçip artık ticarileşme aşamasına geliyor. Kadınlar dediğimiz zaman da aslında Türkiye'de özellikle teknoloji dünyasındaki kadınların oranı genel olarak düşük maalesef. Bir de ODTÜ temel olarak mühendislik fakültesinin ağır olduğu ve kadın öğrenciler yaklaşık %20'lerde pek çok bölümde. Ama kadınlar da girişimciliğe daha yatkın oluyorlar açıkçası ve daha başarılı oluyorlar. Bunu gözlemliyorum ben. Titiz çalışmak, biraz detaycı çalışmak gibi kadınlarda biraz daha sık gözüken özellikler iyi bir girişimci de yine olması gereken özellikler. Bizim açıkçası girişimlerimizdeki kadın co-founder oranı şu anda verebileceğim bir rakam değil ezbere bilemiyorum ama Kuluçka'ya girdiğimde bir %30-40 oranında kadın görüyorum. Bu da herhalde fena olmayan bir oran diyebiliriz. Bu oranın artması dileğiyle diyelim. Serdar Bey değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Sayın Serdar Alemdar konuğumuzdu. Kendisine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bilim Hayattır programı devam ediyor. Efendim şimdi de stüdyomuzda ODTÜ Teknokent'te bir firması olan ve otonom araç tasarlayan genç bir girişimci arkadaşımız var. Sayın Baran Tunç. Sayın Tunç hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii kısaca bahsedeyim. Ben e, Baran Tunç ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunuyum ve genel olarak kendi ilgi alanımdan ve kendi projelerimden yola çıkarak otonom araçlar üzerine bir fikirle yaptığım başvuruda TÜBİTAK'tan hibe alarak bir girişme ortak oldum diyelim. ODTÜ Teknokent'te bu serüven başladı. Hala devam ediyor. 2016 yılının başlarından beri devam eden bir serüven dediğim gibi daha henüz Kuluçka dönemindeki bir girişim. Tam olarak ben de onu soracaktım esasında. Kuluçka döneminde neler yaptınız? Bu dönemde ne gibi tecrübeler edindiniz? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii mezun olmadan Önce bu fikirle TÜBİTAK'ın 1512 adlı programına bir başvuru yaptım. Sonra aldığımız eğitimler ve bazı hazırladığımız dosyalar ve yapılan sunumlar sonrasında TÜBİTAK'tan bir hibe şansı verildi. Bu hibe ile birlikte ODTÜ Teknokent'te bir firma kuruldu ve projemiz şuydu: Bütün araçlara uygulanabilir bir otonom kiti yapmaktı. Yani 2016 yıllarının başlarından itibaren artık teknolojinin geldiği doygunluk araçlar üzerinde, gömülü sistemler üzerinde çok ütopik olmayacak fiyatlara otonom teknolojisi getirebilmeyi sağlamaya başladı. Ve 2016'dan beri yapılan bu teknolojik gelişmelerden sonra artık bütün araç firmalarının bir anda bu konuya yükleneceğini öngörerek 2030-2040'lara kadar devam edecek bir otonomlaşma süreci başlamaya başladı. Ondan sonra bu sektörde var olan araçlar ve hali hazırda trafikte seyreden araçların bunlardan ayrı tutulacağını yani bunların dönüşüm sürecinin çok yavaş olacağını öngörerek biz de böyle bir trafikteki diğer araçları eski araçları ya da insanların sadece otonom özelliklere sahip modeller dışındaki modellerde de bu teknolojiye ulaşabilmesi adına bir kit tasarlamaya başladık. Şu anda da prototiplerin geliştirilmesi devam ediyor. Yatırım arayışındayız hala. Hala bazı Başvurular ve hibe çalışmaları devam ediyor. Şimdilik böyle özetleyebilirim. Sayın Tunç, siz bu firmayı kurmaya ya da en temelinde belki şu soruyu sormak lazım. Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Aslında birazcık düşünce yapısı dolayısıyla her zaman Arge yapmayı, proje yapmayı ve değişik işlerde, değişik alanlarda çalışmayı seven bir insanım. Bu yazılımcılık oldu. Yazılımcılıktan sonra birazcık elektronik hobiler oldu. Elektronik hobilerden sonra araçlar, robotik ve en sonunda yapay zeka ile ilgili bazı çalışmalarım. Hem hobi çalışmalarım hem de bazı ciddi çalışmalarım olmaya başladı. Ve bundan sonra 2016 yıllarının başlarında öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bir elektrikli aracı bu şekilde otonomlaştırabileceğimizi düşündük ve böyle bir şeye adım attık. En sonunda da mezuniyet sürecine yaklaştıkça artık bunun bir öğrenci projesinden evrilerek bir iş fikri haline gelmesinde olumlu yaklaştık hepimiz. Böyle bir adaptasyon süreci yaşattık. Elektrikli aracımızı otonom yapmak yerine madem elektrikli kendi yaptığımız bir aracı otonom hale getirebiliyoruz. Hali hazırdaki araçları neden getiremeyelim şeklinde bir ön çalışma yaparak, araştırmalar yaparak en son fikrimizi bu yönde evrildik. Esasında kuluçka döneminde yaptıklarınızdan bahsettiniz ama ben bu soruyu biraz daha genişletmek istiyorum. Şu ana kadar firma olarak nasıl bir süreç yaşadınız? Bu süreçteki tecrübelerinizden belki bahsetmek istersiniz. Olumlu ya da olumsuz bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Girişimci olmak yapılan bütün diğer çalışmalardan daha farklı bir yapıya sahip. Yeni mezun bir insanı baz alarak örnek vereyim. Yeni mezun bir insan iş başvuruları yapıyor, iş görüşmelerine gidiyor ya da iş başvuruları olumlu döndüğü zaman bir yerde çalışmaya başlıyor. Bazı görevler veriliyor ona ve onların yapılması bekleniyor. Ama girişimci olmaksa amacınız size bu işi biri vermiyor. Girişimciyseniz sürekli yatırımcılarla görüşmeniz gerekiyor. Normalde siz mesela bir firmanın iş başvurusuna gidiyorsunuz. Ama girişimciyseniz o firmanın sahibiyle yatırım görüşmesine gidebiliyorsunuz. Yani aslında o firmanın çok büyük firmalardan da bahsediyorum. Bu firmaların sahipleriyle görüşüp o kişileri sizin girişiminize yatırım yapmaya, ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bu da hali değişik bir süreç. Buna da iyi adapte olmak ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar gerçekten belki aklıma bile gelmeyecek 20'ye yakın büyük firmayla ve yöneticileriyle çok güzel iletişimlerimiz oldu. Yani çok şeyler öğrendiğim şeyler yaşadık yani. Gidip Orada yatırımla ilgili konuşurken hem iş fikriyle alakalı hem iş dünyasıyla alakalı hem girişimcilikle alakalı çok fazla şeyler öğrendiğim oldu. Sayın Tunç, girişimci adaylarına, özellikle de genç girişimci adaylarına neler tavsiye edersiniz? En büyük tavsiyelerim tabii ki yaşadığım ve yaşayarak öğrenmek zorunda kaldığım şeylerden çıkarım yaparak söyleyebileceğim şeyler. Bunların da başında zaten konuyla ilgili eğitimlerin ve alınan tecrübelerin en başlarında gelen şeylerden sabahlara kadar çalışma, ekip arkadaşlarıyla dengeli bir iletişim ve paylaşım oluşturma, yatırım arama süreçleri, finansal sorunlar, bu işin gerçekten göz önünde bulundurulması gereken kısımları. Bir de aklınızdaki fikrin gerçekten ticari bir başarıya ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirmek ve bunu çok objektif bir şekilde yapmak gerekiyor ki hepimiz fikirlerimize çok aşık oluyoruz. Hepimiz bu işin başlangıcında gönülden bu işe dört elle sarılıp yapmaya çalışıyoruz ama iyi bir objektif değerlendirme yapmak kesinlikle de gerekiyor. Aslında bu fikirlerini değerlendirme süreçlerinde artık onlara çok yardımcı olabilecek programlar var. Mesela bunlardan biri Adım Adım programı. Bu programda daha öğrenciyken bu tip fikirleri varsa bu fikirleri olgunlaştırıp başvurularını yaptıkları zaman değerlendirilir ve Adım Adım tarafından fonlanabilir. Bu fonlanma sonucunda da eğer fikirleri gerçekten yapılabilir bir şey mi ya da diyelim ki yaptılar ticarileşebilir bir şey mi diye öğrenciler daha öğrencilik döneminde böyle bir imkana kavuşabilirler ve fikirlerini orada öğrenciyken daha test etme şansına kavuşabilirler. Bu da niye önemli? Mezun olduklarında belli bir hayatı kazanmaları gerekiyor. Belli bir maddi gelirleri olması gerekiyor ve bu yapılan denemeler mezun olduktan sonra çok daha aslında zorlanılacak şekilde oluyor. Mezun olduktan sonra yapılabilecek bir denemeyi öğrenciyken böyle bir programla mesela yapmaları bence çok faydalı olacaktır. Sayın Tunç, hem şirket olarak hem de bireysel olarak geleceğe yönelik hedefleriniz neler? Şu anda tabii geleceğe yönelik en hevesle baktığım, en olmasını istediğim şey artık prototip aşamasını sonlarına gelen bu Fikrimizin ürünleşmesi, artık piyasaya pazara çıkması ve tabii mümkünse herkesin bir deneyip bu ürünü alıp kullanıp memnun kalması yani tabii ki hayalimiz. Bunun için gerekli çalışmaları tabii devam ettiriyoruz. Bunu yapabilmemiz, başarabilmemiz için de tabii ki bazı destekler ve yatırımlar gerekiyor. Bu konuda da artık prototipin ortaya çıkmasıyla çoğu yatırımcının artık radarına girer hale geliyor. Eğer bir güzel bir yatırımla artık ticarileşip insanların araçlarını otonom hale getirebilecekleri, daha güvenli sürüşler yapabilecekleri ya da işte kazaların belli bir oranın önlenmesi gibi bir hedefimiz var, amacımız var. Bunun dışında bireysel olarak da artık daha biraz kurumsallaşıp daha değerli toplu bir çalışma planı, daha derin bir kadro ve birazcık daha tabii yeni argeler yapmaya, yeni projelere çalışmaya yetecek kadar bir gelir sağlamak da benim bireysel olarak şirketim adına istediğim amacım. Sayın Tunç çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim stüdyomuzda Ottu Teknokent'te bir firması olan ve otonom araç tasarlayan genç bir girişimci arkadaşımız konuğumuzdu. Sayın Baran Tunç'a katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında bugün birbirinden değerli konuklarımızla ODTÜ Teknokenti, Teknokentlerin kuruluş amacı ve hedeflerini, bunların yanı sıra girişimcilik konusundaki çalışmaları, genç girişimcilere destekleri ve önerileri, uygulamaları konuştuk. Bir sonraki programımızda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Bilim hayattır.